Yine güzel bir günden herkese merhaba. Bugün en sevdiğinizden bir örgü geliyor. Nedir o? Patik örüyoruz. Hem de o kadar kolay örüyoruz ki. Hemencik çıkıyor. Tabanı, yanları, her tarafı birdenbire çıkıyor. Ve tabii ki bunu iki renkli yaptım. Bakın tabanı da hemen böyle çıkıyor. Üstü de böyle çıkıyor. Ortasında da harika bir ajuru var. Zor mu göründü? Tabii ki zor değil. Çok kolay. Bizim usulden. Kolay mı kolay, şık mı şık? Kolay örgü sevenler kulübü orada mısınız? Hadi başlayalım. Patiğimi iki renkli yapıyorum ben. İsterseniz tek renkte kullanabilirsiniz. Patik ipi kullanacağım. Bunun için de 3,5 numara şiş kullanıyorum. Benim yaptığım patik 37-38 numara ayak için. Küçük göründüğüne bakmayın. Bakın ne kadar genişliyor. 37-38 numara ayağa uygun. Bilek kısmından başlıyoruz. Kahverengi yünle başlayacağım. Tam 63 ilmek atıyorum. Ilmek attığım ilmek sayısının tek sayı olması önemli. Çünkü tam ortaya gelmesi gerekiyor tek sayının. Oradan sürekli iki yandan arttırarak genişleteceğiz. Tek yapacağımız işlem bu. Çok kolay bir yöntem. Şimdi göreceksiniz. Burada da gördüğünüz gibi bilek kısmından başlıyorum ve iki sıra haroşa örüyorum. İki sıra haroşa ördüm. Şimdi mavi ipime geçiyorum. Bu turkuaz renge bayılıyorum. Hele kahverengiyle uyumunu çok seviyorum. Direkt ipimi bağladım. Şimdi burada da gördüğünüz gibi düz örgü öreceğim. Sadece ortasında bir artırma işlemimiz var. Bu kadar. O kadar basit ki. Şimdi ne yapıyorum? 31 ilmek düz örgü örüyorum. İlmek düz örgü ördüm. Şimdi 63 ilmeğimiz vardı. Ortadaki bir ilmeği şöyle ortada tutun. Yani o bizim ilerlediğimiz nokta olacak. Diğer tarafta da 31 ilmek var. Yani iki eşit parçaya bölmüş olduk. Hep bu ortadaki ilmeğin sağından ve solundan arttırarak genişleteceğiz. Tek yapacağımız bu. Şimdi bir tane arttırıyorum. Ortadaki ilmeğimi örüyorum. Ve yine bir ilmek arttırıyorum. Arttırıyorum dediğimde şişin üzerine sadece ipi doluyorum. Bu kadar basit. Şimdi ne yapıyorum? Geri kalan 31 ilmeği düz örgüyle örüyorum. Şimdi diğer yüzünde sadece sonuna kadar dümdüz öreceğim. Sadece o doladığım, arttırdığım ilmekleri alırken bir dikkat edeceğim. Oraya gelince göstereceğim size. Şimdi 31 ilmeği tekrar örüyorum. Ve doladığımız ip görüyorsunuz. Şu öndeki kısmı alıyorum ki o ajurlar, delikler çok büyük olmasın. Tek dikkat ettiğim bu. Ortadaki ilmeğimi de örüyorum. İşte doladığım ip. Şöyle ön taraftan alıyorum. Gayet güzel arttırılmış oluyor. Dümdüz örüyorum. Bu yüzden hiçbir şey yapmıyorum. İşte patiğin üzerinden de göstermem gerekirse o iki tane hani arttırdığımız yerler bunlar. Görüyorsunuz çok da şık böyle bir örnek gibi duruyor. Bir ajur olmuş oluyor. Şimdi yine diğer yüze geçtik. Yine örüyorum orta noktaya gelene kadar. Şimdi ne oldu? Bir tane arttırmıştık biliyorsunuz sağ taraftan. O yüzden 32 ilmek örüyorum. 31 ilmekti. Bir tane arttırmıştık. 32 ilmek oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Yine orta noktadaki ipe gelmeden doluyorum, arttırıyorum. Ortadaki ilmeğimi örüyorum. Yine dolayarak arttırıyorum. Ve diğer tarafta olan şimdi yine
32 ilmeğimi düz örgüyle örüyorum. Burada tek dikkat edeceğimiz sadece orta ilmek. Hep orta ilmeğin sağından solundan arttırıyoruz. Bu kadar basit. Diğer yüzünde ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Dümdüz örüyoruz. Sadece ajurlar düzgün olsun diye doladığımız ipi ön taraftan düzgünce alıyoruz. Bu kadar. Ortada arttırdığım yer iyice belirginleşmeye başladı. Şimdi yine orta ilmeğe gelene kadar tüm ilmeklerimi örüyorum. Ortadaki ilmeğe geldim. Yine bir öncesinde arttırıyorum. Ortadaki ilmeği şimdiye kadar düz örmüştük çünkü kahverengi sarksın istemedim. Şimdi burada çaprazdan almıyorum da dibine batarak örüyorum. Bunu neden yapıyorum? Orada çok güzel bir zincir görüntüsü oluyor. Şimdi yine bir tane daha arttırıyorum ve diğer ilmeklerimi sonuna kadar öreceğim. Şimdi hep aynı işlemi yapacağım. Ne yapacağım? Orta kısma kadar bütün ilmekleri öreceğim. Başından sonundan arttıracağım. Sadece burada dikkat etmem gereken orta noktasına batacağım ki şu zincir zincir görüntü olsun. Böylece hep arttıracağım. 83 ilmek olana kadar bunu yapıyorum şimdi. 83 ilmek olana kadar arttırıyorum. İşte orta ilmeğin sağından ve solundan arttırarak toplamda 83 ilmeğe ulaştım. Şimdi taban kısmına geçiyorum. Hepsi bir anda çıkıyor böyle çok kolay bir şey. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sağ taraftan 5 ilmek eksilteceğim. Bunu niye yapıyorum? Çünkü o 5 ilmek topuk kısmına gelecek. Daha düzgün olmasını sağlayacak patiğimin. O yüzden şimdi 5 ilmeği eksiltiyorum. Beş ilmek eksilttim. Şimdi tüm ilmeklerimi sonuna kadar dümdüz örüyorum. Şimdi diğer yüzüne geçiyorum. Şu orta kısımdan sağ tarafa kadar 37 ilmek kalana kadar diğer ilmekleri kapatıyorum, bitiriyorum. Tam 37 ilmek kaldı toplamda. Diğer tarafı tamamen bitirdik. Şimdi taban kısmını yine farklı bir renkle yapmak istiyorum. Kahverengiye geçeceğim. Dediğim gibi aynı yünle de devam edebilirsiniz. Şöyle kahverengi ipimi takıyorum. Ve haroşa örgü yapacağım. Tam 15 sıra bu 37 ilmeği haroşa öreceğim. Burada dikkat etmeniz gereken şey sadece ipi bu yüzde yapın çünkü izler arkada kalsın. Şimdi yine dediğim gibi 15 sıra haroşa örüyorum taban için.
15 sıra ördüm. Şimdi bitiriyorum. Bitirdim. İpimi biraz uzunca bırakıyorum ki dikmek için. İşte şeklimiz bu. Peki bu nasıl olacak da patiğe dönüşecek? Çok basit. Sadece ortadan ikiye katlıyorum ve patiğimin üst tarafı olmuş oluyor. Ve bu ördüğümüz 15 sıra da taban oluyor. Bir yandan da tabanını da birlikte örmüş oluyoruz. İşte o bıraktığım ipliği de iğneye geçiriyorum. Ve şimdi dikeceğiz. Dikişte dikkat etmeniz gereken birkaç yer var. O nedir? Şimdi tam ucunu tam orta noktaya geçiriyorum. Şöyle birleştiriyorum. Şöyle ucunda bir açıklık kalıyor. Onu daha sonra dikeceğim. Görüyorsunuz. Orası burun kısmı olacak. Böylece dengelemiş oluyoruz. Şöyle 5 ilmek kalana kadar şu yanını dikiyorum. Çünkü diğer tarafta da 5 ilmek eksiltmiştik biliyorsunuz. İkisini şöyle yaptığımızda topuk kısmı oluşacak. Çok güzel, tam ayağa oturan bir patik olacak. Şimdi burada da iz olmaması için şu bitirdiğim yeri ikisini beraber alıyorum. Ve haroşonun ucundan şöyle iğnemi geçirip çekiyorum. Böylece belirgin bir dikiş olmuyor, gizli bir dikiş oluyor. Beş ilmek kalana kadar tüm yanı diktim. Şimdi topuğu daha rahat oturtabilmek için, tam oturtabilmek için şu topuğun üst kısmını dikip öyle birleştireceğim. O yüzden mavi ipimle şu topuk kısmını dümdüz yukarı kadar dikiyorum. Ben biliyorsunuz gizli dikiş yapmayı seviyorum. İşsiz oluyor. Sanki bir kere de çıkmış gibi. Eğer bilmiyorsanız benim düz dikiş, işsiz nasıl dikilir videomu seyretmenizi tavsiye ederim. Size çok yardımcı olacaktır. Şimdi şu iki sıra haroşo kısmını da dikelim. Ve şimdi topuk kısmını çok daha düzgün dikebiliriz. Şöyle tam orta noktasını belirleyip dümdüz dikiyorum. Topuk kısmı da bitti. Şimdi burun kısmını da bitirdikten sonra patiğimiz hazır. Burun kısmını da şöyle yine işsiz haroşo dikişiyle dikiyorum ben. Çok düzgün oluyor. Onu da eğer bilmiyorsanız videomu seyredin, size bu konuda çok yardımcı olacaktır. Birçok yerde şapkada, hırkada, yelekte sanki bütün örmüş gibi olacaksınız. Ve iz de yapmayacak, potluk da yapmayacak, burun kısmını da rahatsız etmeyecek. Çok daha güzel oluyor. İşte gördüğünüz gibi bu patiği örmek bu kadar kolay. Renk renk yapın, hediye edin, satın, ev ekonomisine katkıda bulunun. Ama yorumlarınızı sakın benimle paylaşmayı unutmayın. Benimle ilk defa bu videoda da tanışıyorsanız, benim yaptıklarımdan haberdar olabilmek için lütfen kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Yine güzel, değişik projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.